Bilimsel Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Cinal hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Brüksel'de havalar güzel. Evet, güzel. Soğuk. Soğuklar olmasa. Evet. Bugün küçük bir söyleşi yapmak istedik sizinle. Evet. Birkaç sorum olacak. Eğer siz de uygun görürseniz. Belçikalı Türkler Brüksel'de buluşarak bir miting düzenledi. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Evet. Tabii ki Belçikalı Türkler de bir şekilde Türkiye ile gönül bağlarını bu miting ile pekiştirdiler. Tabii ki bunun öncesi var. Belçikalı Türkler neden böyle bir miting yapma gereği duydular? Hemen Türkiye'ye gitmemiz lazım. Biliyorsunuz Türkiye'nin güneydoğu sınırlarında büyük bir kaos, karmaşa devam ediyor. Oralar tamamen terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Başta DAEŞ olmak üzere PKK, PYD, YPG ve 22 hatta 60'a yakın terör örgütü Suriye topraklarında cirit atıyor. Bu durum Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu. Türkiye uzun zamandır uyarılarına rağmen maalesef oralarda güvenlik tedbirleri alınamadı. Hatta Türkiye'nin ısrarla üzerinde durduğu bir güvenlik şeridi maalesef oluşturulamadı. Ve hepimizin bildiği gibi kanlı başkesen o terör örgütü DAEŞ Suriye topraklarında olduğu gibi Irak topraklarına da bela oldu. Binlerce insanın hayatına mal olan göçler, sürgünler, dramlar yaşandı. Bu bağlamda Türkiye'ye 3,5-4 milyon Suriyeli mülteci geldi. Türkiye bunları tek başına kucaklamak, onları karşılamak zorunda bırakıldı. Maalesef Avrupalılar bu konuda verdikleri sözleri tutmadılar. Ve bu gelinen noktada Türkiye tekrar güvenlik kaygıları ve endişeleri nedeniyle başlattığı Fırat Kalkanı harekatına bir yenisini daha ekleyerek Afrin harekatını başlattı ve bunun adına Zeytin Dalı Operasyonu adını verdi. Türkiye burada uluslararası teamüller gereğince haklı, gerekçeleri haklı, her şey haklı. Çünkü yanı başında terör örgütleri istemiyor. Terör örgütleriyle komşu olmayan bir ülke söz konusu. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'ye gönül bağlarını bir şekilde mitingler, yürüyüşler düzenleyerek, bayrak göstererek Türkiye'ye desteklerini bu şekilde ifade ediyorlar. Brüksel'de de toplanan Belçikalı Türkler Türk bayraklarını açtılar. Orayı kırmızı beyaz bir şekilde donattılar. Konuşmalar yapıldı. Kahramanlık türküleri çalındı. Ve Türkiye'nin haklı Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonunun yanında olduklarını bir şekilde açıkladılar. Evet, teşekkür ediyoruz. Belçika'da yine hafta başında grev dalgası vardı. Peki bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Sevgili Dilara, biliyorsun dünyada bir kapalı, üstü kapalı bir kriz yaşanıyor. Ekonomik kriz. Bunun adını iyi koymak, iyi teşhis etmek lazım. Biz ekonomist değiliz ama bize de büyük yansımaları oluyor bütün bu ekonomik krizlerin. Çünkü alım güçleri düşüyor, neoliberal politikalar sosyal hakları alıyor. Dolayısıyla burada siyasetçiler çok önemli roller oynuyor. Özelleştirmeler yapılıyor. Devletlerin ve bizlerin ortak mallarımız, ortak değerlerimiz satılıyor. Mesela Türkiye'de şu sıralarda Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından birisi olan şeker fabrikaları satılıyor. Evet. Ya insan üzülüyor, ağlanacak halimiz var. Efendim devlet hantal bunları çalıştıramıyor. Ya bugüne kadar çalıştırılıyor da bundan sonra mı çalıştırılmıyor? Hayır. Neoliberal politikalar devletin elinde ne varsa özelleştiriyor. Maalesef aç kurtlar gibi özel sektör, çok uluslu şirketler bu milletin ortak mallarına hücum ediyor, saldırıyor ve devletin zenginliği çok uluslu şirketlerin zenginliği haline geliyor. Ve dolayısıyla bunlar istedikleri
fiyattan bize faturalar kesmeye başlıyorlar. Suyun fiyatı yükseliyor, elektriğin fiyatı yükseliyor, gazın fiyatı yükseliyor. Cebimizde taşıdığımız o çağın en büyük bombası olan telefonun fiyatı yükseliyor. Böyle bir sömürü düzeni kuruldu. Maalesef bu düzenin de en büyük ayakçısı konumuna geldi beceriksiz siyasetçiler. Onun için ben buradan sevgili vatandaşlarımı, sevgili okuyucularımı uyarmak istiyorum. Bizlere sandık başında çok önemli roller düşüyor. Artık bizi düşünen, bizim çıkarlarımızı önde tutacak, zenginliklerimizi heba etmeyecek, milletin zenginliklerini holdinglere, çok uluslu şirketlere peşkeş çekmeyecek siyasetçilere, becerikli siyasetçilere ihtiyacımız var. Var mı bu siyasetçiler? Var. Eğer emniği, dayıyı, amcaoğlunu, bilmem neyi, hemşeriyi, bölgecilik yapmayarak seçersek, dürüst insanları seçer, iş başına getirirsek işin kolayı bu. Ama biz maalesef işin başında, yani sandık başında hatayı biz yapıyoruz, sonra faturalar da bize kesiliyor. Kimse kusura bakmasın, ağlamasın. Yani Belçika'da da işte bu nedenle Belçika'da kamu çalışanları greve gidiyor. Bu ikinci, üçüncü uyarı grevi. Diyor ki, kardeşim benim sosyal haklarımı alamazsın. Bunu devleti yöneten siyasetçiler söylüyor. Benim emekli yaşımı yükseltiyorsun. Ben 67 yaşına kadar nasıl çalışacağım? Yani bir insan 67 yaşına kadar çalışır mı? Tamam, farklı işler verebilirsin ama bu insanların yasal emeklilik hakkını bu kadar gasp edemezsin. Ücretler düşüyor. Ücretler düşerken insanın yaşam şartları ağırlaşıyor. Her şey pahalılaşıyor. Euro ile birlikte %100 bir enflasyon geldi Avrupa ülkelerine. Sen söyledin ama yani Türkiye'deki bir 50 euronun alım gücü burada daha fazla. Doğru. Ama Türkiye gibi ülkelerde yangın daha büyük. Açık daha büyük. Siyasetçiler orada halkı maalesef düşünmüyor. Yani okula giden çocuğun iş kaygısı var. Memuriyete girme kaygısı var. Binlerce çocuk okumuş, öğretmen olmuş, diplomasını almış, iş bekliyor. Maalesef siyasi irade iş vermiyor. Artık siyasi etiket gerekli. Gideceksin ilçe başkanından, bilmem kimden, bir kartvizit almadan kimse işe giremiyor. Yani yasalar işletilmiyor. Liyakat çöpe atıldı. Böyle bir durumda Avrupa'da da görüyorsun, Belçika'da grevler yapılıyor. Çünkü insanlar haklarını vermek istemiyor, geri iade etmek istemiyor. Çünkü yıpranan, devleti ayakta tutan bu çalışanlar, işçiler, senden, yani siyasiler bize ne yapıyor burada? Ayar vermeye kalkıyorlar. Ya kardeşim sen bana ayar vereceksin ama sen benden oy isterken ben bu ülkenin zenginliklerini satacağım bana denir mi? Demedin. Peki şimdi yaptığına ne denir? Evet. İkiyüzlülük. Siyaset ikiyüzlülük ama bu kadar ikiyüzlülük de yeter diyorum. Haklısınız hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Belçika'daki Türklerin gündeminde burada neler var? Sevgili Dilara, Belçikalı Türklerin gündeminde çok şey var. Ama sen Türkiye'den yeni geldin. Evet. Arzu ederim ki sen burada neler gördün? Belçikalı Türkler ne yapıyorlar? Yaşam kesitleri nelerdir? Senin gördüklerin bizim için daha önemli. Hani biz Brüksel'den Türkiye'yi anlatıyoruz da sen Türkiye'den gelen birisi olarak bize biraz bize anlat. Evet, ben yaklaşık 5-5,5 aydır buradayım. Geldiğim için kesinlikle çok mutluyum ama Avrupalı Türkler beni bayağı şaşırttı. Donanımlı kişilerle de bir araya geldim. Lakin bunca imkanın içerisinde yıllardır burada olup da hiçbir şekilde kendine bir şey katmadan sadece maddi açıdan yetişmeye çalışan, birikim yapmaya çalışan insanlar da gördüm. Bunlar ilk geldiğim zaman beni çok şaşırtmıştı. Öncelikle Türkiye'de tabii ki yani alım gücüne değinmek istiyorum burada. Çünkü buradaki insanlar 30-40 yıl önce gelmişler. Hep işte para biriktirip Türkiye'de yatırım yapalım. Ama buranın durumuna baktığımız zaman 1500 TL ile Türkiye'de bir eve 1500 TL girmesi çok komik bir rakam.
Yani en az 3-4 maaş girmesi gerekiyor ama burada 2 maaşın bile bence yeterli olduğunu görüyorum. Tabii ki herkes birikimi yapmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Ama şuna değineceğim, alım gücü çok yüksek olduğu için ve hani imkanlar da çok iyi. Bence biraz birikimden ziyade şey yapmalıydılar. Tabii ki değerlendirmesinler demiyorum ama birazcık daha kendilerini geliştirsinler. Evet, ben kültüre yatırım yapsınlar, eğitime yatırım yapsınlar. Peki ama görmedim, gençler de bu konuda çok eksik. Yani mesela biriyle tanıştım. Soruyorum, gazete okuyor musun? Gözüm yoruluyor diyor. Telefona bakmıyor musun diyorum. Ona da bakmıyorum. Yani ya muhtemelen gerçekten hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Hayatta ki sadece tek beklentisi maddi bir beklenti. Ya da bir bahane, yani ben inanamıyorum, burada birkaç kişiyle daha tanıştım. Ve benim yaş grubum özellikle 20'li ve hani 30 yaş arasındaki gençlerin kesinlikle üniversiteye, master'a yönelik hedeflerinin olmadığını görüyorum. Yani evet. Türkiye'de bu daha fazla. Yani hepimiz işte altın bileziğimizi kolumuza takalım. Hani ileride kendimiz güçlü olalım diye çabalıyoruz ama buradaki Avrupalı Türkler beni oldukça bu konuda şaşırttı. Ayrıca ya biraz yabancıları da değerlendirmek istiyorum. Çünkü sadece Vertica'da hani Türkler ağırlıkta değil, farklı kesimde var. Onlarda birazcık daha bilinç, biraz demeyeyim oldukça bilinçliler. En az 3-4 dil biliyorlar. Çok çift anadal yapmışlar, master yapan var. Master'ı tatmin olmayıp bir tık üstünü yapmak isteyen öğrencilerle tanıştım. Bunları gördükçe bunlar hep beni kamçıladı açıkçası. Evet, Kerem de tramvayda farklı konumdalar. Ellerinde kitapları evet, var. Kesinlikle. Bizimkilerin ellerinde cep telefonları evet, var. Evet. Maalesef artık işe giden kadınlarımız bile cep telefonuyla oyalanıyor. Yani senin de söylediğin gibi eğitime, geleceğe yatırım yapmamız lazım. Özellikle geleceğimizin kilit anahtarı olacak olan genç nesilleri donanımlı kılmamız lazım. Evet. Yani eğer bugün çocuğunu okutmasa büyükler gelecekte dizini dövecekler. Bu atasözü kesinlikle kaçınılmaz yani, senin de gördüğün gibi. Evet. Bunun haricinde yani burada öğrenci olmak çok güzel bir duygu. Burada evet. Yani mesela dün bir mekana gitmiştik. Orada öğrenciler yan tarafımızda Fransızca, diğer tarafta Flamanca konuşuluyor ve herkes artık böyle o kadar kendini kaptırmış ki çok kültürlü bir ortam. Kesinlikle ve bir tanesi yani anladığım kadarıyla Flamanca konuşanlar eğitim sistemiyle alakalı bir şeyden bahsediyorlardı. Ve biz de mesela şey olduk arkadaşlarla. Şu an şimdi dedikodu yapmayalım, işte biz de güzel bir şeyler paylaşalım, konuşalım diye böyle bir aramızda gülüştük. Gerçekten bu imkanları değerlendirmeli buradakiler. Kesinlikle evet. Sanat, kültür, eğitim, yani Dilara'nın gözüyle Avrupa'daki Türkler paraları kazanmışlar. Evet. Eleklerini duvara asmışlar. Çocuklarının miras yedi konumunda. Evet. Yani altlarında Mercedes arabalar. Evet, vırm o tarafa, vırm bu tarafa. Babam sağ olsun, annem sağ olsunları evet, oynuyorlar. Tabii kendini yetiştiren çocuklarımız da var. Özellikle Belçika'daki kızlarımız iftar meselesi. Genç erkekler yanında kızların büyük bir bölümü okuyor, işe gidiyor. Daha büyük hayata dört elle sarılıyorlar. Onlar biraz daha hayatı farklı bir gözle görüyor. Yani okumayan, sorgulamayan, yüce dinimizin emri olan oku emrine bile, emrini bile kulak arkası eden bir toplumuz. Varsa yoksa maliyet, lüks otomobiller, efendim orada yeme içmeler, pasta kesmeler, şimdi o moda oldu. Ama insanlar bu şekilde cahilliklerini nereye kadar gizleyecekler Dilara? Evet. Bak sen Türkiye'den geldin, burada staj yapıyorsun, burada bilgi ve becerini artırıyorsun, dönünce daha kaliteli, daha iyi bir yerde iş bulmak için çaba ve özen gösteriyorsun. Maalesef buradaki çocuklar onu yapmıyorlar. İşsizlik parası alıp veya burada sosyal yardım alıp onunla
yetiniyorlar. Yani böyle bir yerde böyle boş durulur mu yani Allah aşkına? Kesinlikle, evet haklısınız. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği'ne gitmiştik hep beraber. Oradaki kütüphane artık tozlanmış, inanılmaz şoka girmiştim. Halbuki hani oraya gidip alabilirler, hani Türkçe, Fransızca her dilde kitap vardı. Yani böyle ceplerinden para da çıkmayacak ama inatla böyle bir gözünü kapatmış. Ya kapıyı açsalar inan ki kitapları bedava verecekler. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Yine bir okuyucumuz beni internet ortamından aradı. Burada mütercimlik yapıyormuş. Yusuf Bey dedi, ben dedi kitap satmak istiyorum dedi. Nerede dedim? Brüksel'de. Kime satacağım? Türklere. Dedim yani işin zor dedim. Türklere kitap satmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. Ama dedim vazgeçme, çok güzel bir şey. Burada kitap satabilirsin. Tabii işi bilmek lazım. Çünkü herkes her şeyi beceremiyor. Ticaret çok önemli bir şey. Bana dedi ki sonra, efendim dedi, nerede Türkçe kitap bulabilirim? Ben de dedim ki bak, eski Atatürkçü Düşünce Derneği'nde, Çağdaş Dernekler Federasyonu'nda kitap var. Git sana bedava verirler dedim. Ne diyeyim yani? Evet, haklısınız. Gerçekten öyle. Evet. İmkanlar çok, değerlendirmek lazım. Evet. Bir de Belçika'da muhteşem kütüphaneler var. Gidiyorsun, çayını yudumla, pastanı, poğaçanı, kekini al. Evet. Yani bin bir kitap, gazete bile var. Hatta bazı kütüphanelerde iki tane Türkçe gazete alıyorlar Dilara. Yani böyle bir yer Belçika. Kesinlikle. Ama kıymetini bilen yok. Ben buradan sevgili okurlarımız adına, Belçika'da yaşayan Türkler adına Belçika'ya teşekkür ediyorum. Bizim Belçika'ya teşekkür borcumuz var. Bütün bunlara rağmen. Evet, haklısınız. Ben de geldiğimden beri farkındayım bu imkanların ve çok kısa sürede. Evet. Ve çok üzülüyorum gideceğim için. İnşallah bakalım hayırlısı olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu tür söyleşileri buradan Intermedia Brüksel yayınlarında yapmaya devam edeceğiz. Okuyucularımıza da bizi sabırla dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.